Yine bir Mario Maker'lı seviyemiz var efendim. Ama bu sefer bir takipçimden gelmiş. Çekiç kardeş diye bir takipçim demiş ki, sonraki video benim yaptığım Mario Maker seviyesine oynayabilir misin? Database'in adım Lamba Kafadarmış. Onun seviyeleri var. Gerçi iki tanesi onun seviyesi. Bir tanesi bu, bazı olan hesaplaşma. Ötekisi ise zorlu parkur. Kaizo'ya benzediği için muhtemelen geçemeyeceğim de. Bir de iki tane de yabancıdan aldım. GG4 ve normal düz GG veya GG. Bunu da ne bileyim ben öylesine indirdim işte. Neyse şu bazıları hesaplaşma seviyesine ben bir oynayayım. Hayda. Bomba olması şart mıydı acaba? Ya. Şuradan olamaz. Öf. Daha serinin başındayken bu kadar kasıyorsam ne bileyim ben. Çok kasıyor buradayken de ya. Gerçi normalde çok kasmıyor da burası sudayken bu kadar çok kasıyor. O bomba konusunda burada bayağı bir bonkör davranmış. En azından patlatmadı bu sefer. Güzel kontrol noktası varmış. Burada şu ateş çiçeğini alabilirim. Bruce U'dayken zaten kasıyor. Lavlı bölümlerde normalden daha fazla kasıyor. Şu an kaç kare hızını gösteriyor? 33.48'miş. Yani herhalde ben buraları bir hızlandırırım. Neyse şu ana kadar küçülmeden şuradan bir ateş barında geçsem, sonra şuradan da bir ölmeden geçirsem güzel kurtardım. Şuradan bir mermi bin duvarı. Neden? Şimdi hiç güvenli değil diyecektim tam. Burayı amma sık mermi bir atarla doldurmuş. Ne olur ne olmaz diye ben biraz daha geriden gideyim. Şimdi öyle bir yerleştirmiş ki hani tam zamanında denk deyip kaçmam lazım. Şimdiki. Buraya hiç küçülmeden gelmem lazım. Sonunda burayı 35 dakikalık bir uğraştan sonra gelmeyi başardım. Şu anda küçülsem bile hiçbir şey olmaz. Bundan sonra ne varmış çok merak ediyorum. İnşallah yine bir lavaboloncu tarafından katledilmem de en baştan oynamak zorunda kalmam. Buraya oynayacağım derken bir türlü oynama isteğim kaçtı. Falan arkadaş da çok, sağ olsun çok zor yapmış. İnşallah bundan sonra da bir kontrol noktası falan koymuştur. Yani iyi var, güçlendirici var. Ya ama Bobomb da çıkartmazsın yani ama. Bobomblara bunu yaptırdığın için senin ayrıyetten döveceğim. Ah güzel. Bu kadar babamda soykırım yaptım ya. Hü. Yani zaten bir canım umurumda değil. Neyse. Çünkü bir sonraki bölüme bakalım efendim. Daha bir önceki bölüm bu kadar zoruma gittiyse bu zorlu parkur ne kadar zoruma gideceği en ufak bir fikrim yok. İnşallah 3 saniyeden aşağı değildir veya ekran kaydırmalı. Ha. O zaman bana şuradan bir güçlendirme vermen yok mu? Tamamen benim. Bu kadar mı? Yemin ediyorum bir önceki daha zordu. Çok zorlanacağımı falan beklemiştim. Bir öncekine zorlu parkur yazabilirmişim bu arada. Neyse bu kadar kısa olmasın diye şu yabancıların yaptığı bu GG4'e de bir bakayım. Şuradan hop.
Aha, anladım. Yabancıların yaptığı bölümler neden bu kadar güzel oluyor? Havadayken dönmeye çalışıyorum ya. Hadi yapabilirim. Tam o şu sıradayken. Hadi uğraştırma beni. Ah tamam. Ah be. Şimdi bundan sonrasını oynamadım. Gene aynı şekilde buradan şuraya. Resmen adam çömelmeli seviye yapmış. Şurada bir tane yıldız gördüm. Ha, burada da mı eğilmem lazım? Ama her şeyde eğilinmez ki. Kaç tane Bowser var orada? Hayda, ben biraz geri gideyim şu ateşlerin yok olması için. Ama yok olmayacak, tamam. Tam şurada bir tane ateş çiçeği var ama ben oraya gidene kadar garanti ölürüm. Geri de gidemem. Eyvah, ne olacak benim halim. Şu ateşlerin bir tanesine de ölüyormuşum. Hiç oyalanmadan. Ne? Anlaşıldı hocam. Alalım oradan aşağıya. Bana bir tane ateş çiçeği versen güzel olur. Tamam, seni halt ettim. Senin de bir halt edeyim şöyle. Tamam. Şimdi geriye bir tek şu tuğlamın tuğlaları kırması kalıyor. Bara 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 bara. Bir sonraki seviye. Burada bir şey var mı? Yokmuş. O zaman şöyle bir yukarıdayken odaklanmaktan konuşamıyorum. Bundan sonra dönerek zıplamasam da olur. Kontrol noktası güzel, severim. Ama tabii benim kolsuzluğum sayesinde tekrar mahvoldu gitti ve çekiç. Güzel, hadi gayet şahane gidiyorum ve ya şunu da alışamadım. Şaka mısın sen? Allah'tan kontrol noktası vardı, bu en baştan oynamıyorum. Her yerde de çekiç atan koymuşlar, al işte. Bu sefer aptal aptal ölmediğime sevindim. La Cueva de los Tesoros. Ne demekmiş, ben bunun açıklamasını yazarım. Yeraltı 1-2 mi yapmıştır acaba? Dünya bir ama hayaletli hale. Doğru muyum? Değilmişim. Hayır. Ya. Ah, güzel. Şimdi bundan sonra ne var hiç bilmiyorum. Kör bir atlayış yapıyorum ve gidiyorum. Oh, güzel. Kontrol noktasını eksik etmemiş arkadaşım. Bunda kanatlanma ve becerisi vardı. Güzel. Ne sıkıntı değil artık. Thank you.
Vay 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 vay. O kadar ölmeme değdi sonunda. Gerçi altınları niye topluyorsam ben de bilmiyorum. O altın var ya. Bu Mario Maker videomuzun daha sonuna geldik sevgili Mario severler. Sizin de eğer Mario Maker bölümleriniz varsa onları da oynamak isterim. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız hemen kanalımın oynatma listesine bakıyorsunuz. Nasıl yapılır indirilir diye bir tane oynatma listesi olacak. Oradan Super Mario Maker Database'ten nasıl seviye paylaşılır adlı bir video var. Onu izleyip paylaşabilirsiniz efendim. Benim de burada hoşuma giderse oynuyorum. Bu arada daha önce bakmadığım seviyelere artık bakıyorum. Eğer içeriği güzelse videosunu çekiyorum. Eğer bölümünüz videoya çıkmadıysa bilin ki yani benim hoşuma gitmemiş demektir. Discord sunucumuz var efendim. Oraya da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.